اعلم أيها الإخوان أن أفضل كتاب كتاب الله فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Cenab-ı Bâci Vücud ve Tekaddes Hazretleri bize ikram ve ihsan etmiş olduğu Ramazan-ı Şerif'e bizlere eriştirdiğinden dolayı Cenab-ı Hak hamd senalarında ve tamamını nasip etmesini diler ve birçok Ramazan-ı Şerif'lerde sağlık afiyetlerle kavuşmasını fazl-ı kereminden isteriz. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kulların arasına kabul edilir. Beraber bir salatü selam okuyalım. Allahümme Cenab-ı Peygamberimiz Hazretleri, iki cihan severleri, sevgili Peygamberimizin de şefaatine cümlemizi nail edilsin. Din diyoruz ya, bu din nasihatle kaimdir. Din, namaz, oruç, ne varsa dinimizde. Ancak bunun duruşu, nasihatle kaimdir. Din, nasihat. Din, nasihatle kaimdir. Nasihat kalkınca, din de kalkar demek. Ancak din, nasihat sayesinde ayakta durur. Binaenaleyh her mümin müvahhidin nasihatı dinlemek mecburiyetindedir yani. Cuma günleri resmi olaraktan kutbu okunur, bu bir nasihattır. Bunu farz, cuma farz olmak dolayısıyla mecburi olarak herkes gidip onu dinler. Fakat mesela gelmeyenlere ne diyelim, bir şey diyemeyiz. Bugün de serbest gündür. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Fakat dinini ayakta tutmak isteyen insanın mutlaka nasihata ihtiyacı vardır. İlk nasi iki cihan serveri seyyidine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlk nasi o. Bu nasihat ile bu dini meydana getirdi. Bu dinde kıyamete kadar bu nasihatla durur. Nasihat ortadan kalktı mıydı? Adam işte biz biliyoruz ne olacak? Namaz kılmak, oruç tutmak, beş vakit. Efendim, bildiğiniz şey bunlar. Yok öyle değil. Mutlaka nasihata ihtiyacı. Bizim aklımız var. Aklımızın erdiği şey var, eremedikleri var. Düşünmeye bazen vakit de bulamadığımız zamanlar olur. Onun için kendimizi beğenip de, efendim, Cenab-ı Peygamber'in buyruklarından dışarıya çıkmamak lazım. Din, nasihatle kaybı. Peki, bitti galiba. Sağlam olacağız, sağlam. Öyleyse, hem okumak, hem de okuduğumuzu duyurmak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan okuyacağız, bir taraftan da okuduklarımızı başkalarına duyurmak mecburiyetindedir. Hepimiz yani. Yalnız hocaya mahsus değil. Hepimiz her gün okuyacağız ve her gün okuduklarımızı okuyamayanlara, çünkü herkes bir gün olamaz ya, okuyamayanlara bildireceğiz. Allah cümlemizi bu güzel mesleğe sahip olmak isteyen bahtiyar kullarımıza bizi de kabul ediyoruz. Onun için Cenab-ı Peygamber şimdi burada diyor ki, İttebi'ul ulema, siz ulemalarınıza tabi olun. Uyun onlara. Onların dediklerini tutun. Çünkü size nasihat verici onlardır. Benim yerime varis onlardır. Benim bugün yaptığımı yarın onlar size yapacak. Binaenaleyh onlara uyunuz diyen iki cihan serveri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ki en efdal meslek. Meslek çok dünyada. En efdali dini ilim mesleğidir. Din ilim mesleğidir. Doktorluk İyi bir meslek. Çok para kazık getirir. Çok da faydası vardır. Hastaların istiraplarını dindirir. Rahatlandırır. Şu olur bu olur. Güzel bir meslek. Mühendislik o da güzel. Hepsi güzel. Fakat hepsinden daha güzel ilim mesleğidir. Dünyası da mamurdur. Ahiret de mamurdur. Allah ilmiyle amil olan bahtiyarların zümresine bizleri de ilhak eylesin. Bunun için Cenab-ı Peygamber burada Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'e, ittebi'ül ulema'a, ittebi'ül doktor demiyor, ittebi'ül tabip demiyor, ittebi'ül mühendis demiyor, ittebi'ül bilmem ne demiyor, ittebi'ül ulema diyor, ulemayı oyun diyor. Niçin? Bunlar benim varisim, benim sözlerimi size nakledecek onlardır. Binaenaleyh onlara uyunuz. Ne olacak? Fe innehum siracü dünya ve mesabihül ahiret. Hem dünyanın ışığı hem ahiretin ışığıdır onlar. Hem o ışık sayesinde insan tabii yolu görür. Dünyada da onların sayesinde doğru yolu bulursunuz.
Ahirde de bu doğru yolun sayesinde cenneti bulur. Bu hususta çok sözler söylenmiş. Bunları söylemen tabii lüzum yok. Bu kadar kafi burada. İttediyor ulema. Siz de tabi olunuz ulemaya. Ulema olmaya çalışın size. Çocuklarınızı ilim sahibi yapmaya çalışın. Size ufak bir hadise söyleyeyim. Bursa'da işte Osmanlı İmparatorluğu'nun eski şehirlerinden Orhan Gazi var, Osman Gazi var. İkisi de güzel bir cami yaptırmışlar. Birisi belediyenin karşısında, resimlerinde. Güzel etrafında evvela cami yapıyor, caminin etrafına da bugünün mektebi dediğimiz, üniversitesi dediğimiz medreselerini yapıyor. Üçüncü padişah Murat'tır. Gider çekirgede bakınız, işte camisi altında, üstü de medresedir. Altı cami, üstü medresedir. Medrese odalarının etrafına gelmiş. Aşhanesi, başka medresede doludur. Dördüncü padişah Yıldırım'dır. Yıldırım'a bakınız, koca bir cami yapmış Yıldırım mevkiinde. Altını medreselerini yapmış, şifahanesini yapmış, efendim aşhanesini de yapmıştır. Hem şifahanesi, fakirleri doyurmak için de, onların da ihtiyaçlarını gidermek için fodla denilen bir ekmek çıkardı bugün. Onları dağıtırlardı, onları da görmüştük vaktiyle. Beşinci padişah olan Bursa'da oturan Sultan Mehmet'e bakınız. Koca bir camisi, Yeşil Camisi meşhur. Alt tarafında kocaman külliyesi, medreseleri. Sultan Murat'a gelirseniz Fatih'in evi de orada. Bu da öyle. Camisini yapmış, etrafında da medreselerini yapmış. Hep beraber yaşamışlar yani. Din ile dünyaları bir olmuş. Bunun için o zaman fütühat işte koca dünyanın dörtte hemen yarısına sahip olacak dereceye gelmiş. Binaenaleyh bunlar hep ulemaya olan zevkin, sevginin neticesinde oluyor. Tabi bunları ulemalar bize bildiriyorlar. Biz de bunlara ittiba edip bunları meydana getiriyoruz. Binaenaleyh yalnız cami yapmak kafi değil. Bugün dünya camiyle doldursak İstanbul'u kafi değil. Çünkü camide bize imamlık edecek, bize hutbe okuyacak, bize nasihat edip irşad edecek insana ihtiyaç var. Bu olmazsa cami hiç şey yaramaz. Hiç şey yaramaz. Binaenaleyh bu irşada bizi irşad edebilecek insanları yetiştirecek evlere bugün işte okul diyorlar. Ne de isimde iş yok. Medrese desin, okul desin, külliye desin, ne derse desin. Maksat oradan insanların dinlerini öğrenecek ve öğretecek insanların yetişmesidir. Onun için eski zamanda çıkan doktorlarımız dinlerini bir hoca kadar bilirler. Eski zamanda çıkan mühendisler dinlerini bir hoca kadar bilirler. Eski zamandaki ordu mensupları dinlerini bir hoca hatta bir müftüden daha üstte. Bilgileri var idi bu sayede. Binaenaleyh mekteplerin din ile ilgilerinin kesilmesi cesedin can ile alakasının kesilmesi gibidir. Cesedi canımız var ya, canımızı ayıralım, ceset ayrı dursun, o ayrı çalışsın canım. O ruh kısmında o da ayrı çalışsın. Olur mu? Derhal hadi mezarına götürün bunu derler. İşe yaramaz çünkü. Binaenaleyh dinsiz yetişen insan işe yaramaz insandır. Dinini bilmeden yetişen, ya bilsin canım, tayyara yapsın, uçak yapsın, gemi yapsın, her gibi bilgiye sahip olsun ama dinini de bilsin. Dinini bilmeden bunları bilirse, işte anarşistlik denilen şey oradan doğar. Her türlü şeyleri irtikal ederler, Allah muhafaza. Dinini bilirse kimsenin hukuka tecavüz etmeye ödü patlar. Çünkü herkesin hukuku kendi hukuku gibidir. Kendi hukukuna nasıl rahat ediyorsa herkesin hukukuna da böyle riayet etmek ne cüretindir. Yoksa senin apartmanın var, malın var, sende olsun da bende olmasın davası Müslümanlıkta yoksa. Sen de çalışırsın, sen de kazanırsın. Allah herkese bir vermez. Bak beş parmağın beşi de bir oluyor mu? Canım Rusya'da olmuş ya, sen Rus olursan olur. Eğer Rus olursan olur. Bunu aklı verin. Fakat Müslümansan bu olmaz. Onun için ittebi'ül ulema, siz ulemaların sözünü dinleyiniz. Fînühüm sirâcü dünya ve mesâbihül âhir. Sirac, işte bildiğimiz ışıklar yani, kandiller. Mesâbih de yine yıldızlar gibi ışık veren şeyler. Aydınlıklar yani, dünyanın da aydınlığıdır, ahiretin de aydınlığıdır. Dünyada da onların sayesinde rahat ederiz, ahirette de onların sayesinde rahat ederiz. Nasıl Peygamberimizin zamanında ashab-ı kiram, o zaman tabii ilk değil. Ashab-ı kiramın Cenab-ı Peygamber Mescid-i Nebeviye'yi yaptı. Mescid-i Nebeviye'nin yanında da bir de mektep yaptı. Ama o gün adı mektep değildi. Adı Ashab-ı Suffe'ydi. Yani o günün alim olacak, ilim talep edecek kimseleriyle cihada gidecek müştehitler orada otururlardı.
Bazen sayıları 400'e kadar çıkar. Onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve zenginler meseleler. Onların işleri güçleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek temiz adetlerinden sudur eden her kelimeyi ezberlemek. Ezberlemişler ve bizim de elhamdülillah nakletmişler, kitaplarımıza da geçmiş. Şimdi bugün onları güzel güzel okuyoruz ve güzel güzel de anlatmaya çalışıyoruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiyi yaparken yanınıza mektebi yapmış. Eshab-ı Sufa dediğimiz adamlar oranın medresenin talebeleri. Ama bizim bugünkü gördüğümüz gibi şahane değil. Şahaneye ihtiyaç yok. Maksat söylediğini anlamak ve anlatmak. Hatta o kadar gayret var idi ki onlardan birisi okumak bilmiyorlar çünkü çoğu. Bugünkü gibi bilim mevzul değil. Bir tanesi demiş bana Kur'an'ı öğretmez misin? Bir o Kur'an birine. Bilirim demiş, öğreteyim sana. Gitmiş öğretmiş. Fakat insanların şeysi var ya ülkesinde kendisine öğreten insana bir mükafat vermek isterler, karşılık vermek isterler. Demiş sana verecek benim bir şeyim diyor, ben de fakirim yani. Yalnız bir okum var demiş, bir yayın var. Kabul edersen bunu vereyim sana. Demiş ben Resulullah'a sormadan kabul edemem. Resulullah'a gitmiş, tahsil var, tahsil devletinde. Cehennemden alacağın yer kadar al demiş. Cehennemden ne kadar yer istiyorsan alacağın şey o nispet olur. Demek ki ben bilim öğretmen kabiliğinde bir şey almanın şeysinin felaketi ne kadar büyük. Ooo demiş ben bunu yapamam. Bu çok zamana kadar devam etmiş. Tarihini bilemem. Fakat bir devir gelmiş ki bu devirde artık insanlar meccanen başkası için çalışmaya meydan yok. Bakmışlar ki ilim inkırazı uğruyor. Kimse okutmuyor. Benim çalışıp ekmek parası kazanacağım diyor, şu oldu, seninle meşgul olamam diyor. O zaman fetva vermeye mecbur olmuşlar ki okutanlar da bir şey alsınlar da bu okuma kaybolmasın. Bu okuma kaybolmasın, okutmak da kalsın diyerekler bundan sonra fetvayı vermişler. Yoksa İslam'ın ilk devrinde hep fiyse bilirler. Askere gidiyor fiyse bilirler. Harbe gidiyor canını feda ediyor fiyse bilirler. Sahtini fiyse bilirler. Onun için onlardan çok istifade edildi. Allah cümlesinden razı olsun. Onların derecelerine erişmek bir imkanımız yok. Onun için akşamki dersimizde geçiyordu ki siz ashab-ı kiramın aleyhinde katiyen yakışıksız bir söz söylemeyin. Çirkin bir söz söylemeyin. O zaman işte aralarında bir kavgalar, gürültüler de olmuş insanlık beşeriyet hali. Fakat buna içtihat diyorlar. Yani birbirleriyle içtihat diyorlar. Sen haklısın ben haklıyım diyerekten. Bu iki tarafın birbirleriyle muharebesi olmuş, kövüşmüş. O zaman bitmiş gitmiş var. Bunu artık uzatma lüzum yok. Bugün onları tazeleyip de ortaya getirmeye hiç lüzum yok. Binaenaleyh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara saygı göstermeyi bizi tavsiye ediyor. Hazreti Allah Celle ve Ala'da başka söze lüzum yok. Radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum. Ben onlardan razıyım, onlar da benden razı. Dedikten sonra artık başkasının söz söylemeye ne hakkı olur yani? Olsa da Allah Celle ve Ala ben onlardan razıyım diyor. Ashab-ı kiram. Dövüşmüşler, bu olmuş, o olmuş, gitmiş gitmiş. Onun için İmam-ı Gazali der ki, onlar dışlarını kana boyadıysalar, sen onların bugün dilini kana boyayıp da o işlere karışma. Bitmiş gitmiş. Olsunlar. Ve onlar hakkında sevgi ve saygı besle. Radıyallahu anh de. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatlerinden bir nasihattır. Yine buyuruyor yine Peygamber, اَتُحِبُّ اَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ. Şu kalplerimiz var ya, bu bazı insanlarda kalp çok sert olur. Sert taşlardan, sert kayalardan, sert çeliklerden daha sert. Çeliği yumuşatmak mümkün oluyor. Kayayı yumuşatmak mümkün oluyor. Fakat bazı kalpler var ki yumuşaması mümkün değil. Nasihat etsen para etmiyor, söylesen para etmiyor. Hani yağmur yağar, kayanın üzerinde yağar, akar gider. Hiç faydası olmaz. İçin kayadır, durmaz. Toprağı, yumuşak toprağa yağan yağmur, toprak onu emer, güzel mahsuller olur orada. Bazı kalpler böyle mermer gibi ne kadar nasihat etsen kayıp gidiyor. Hiç tesir etmiyor. Şimdi bunları nasıl yumuşatacağım? Bu demiri yumuşatıyoruz, ateşe koyuyoruz. Ateş de yumuşalıyor, tokmağı vurunca istediğimiz kalıba sokuyoruz. Ama insanın kalbi böyle bir tokmağın altında olmaz ki. Bunu yapıştırmak için Cenab-ı Peygamber bak ne güzel. اَتُحِبُّ اَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ. Sen kalbinin yumuşak olmasını istiyor musun? Bu kalbinin yumuşak olmasını istiyor musun ki? Namazını güzelce kılasın, orucunu güzelce tutasın, bu Ramazan'ı lazım gene bunu sakinlasın. Evet. وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ. Hepimizde bir sürü hacetler var işte. Bu hacetlerinizin de olmasını istiyor musunuz? Hacetlerinize nail olmak istiyor musunuz? Kalplerinizin yumuşaklığını, hacetlerinize erişmeyi istiyor musunuz?
Öyleyse irhamil yetim ve mesele. Yetime merhamet eyle. Aziz kardeş, çok mühimmişim. Yetime merhamet eyle. Ve mesele. Onun başını okşa. Ve at'imhü min ta'amike. Yediğinden de ona yedir ama. Yetim. Hepimiz yetimiz yani. Yetim. 18 yaşına kadar, bazı şeylerde 15 yaşına kadar anası veya babası olmayan çocuğa diyor ki kimsesiz, hamisiz insandır demek. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Çünkü o hamisiz insanlara sahip olmazsanız onlar yarın anarşist olurlar. Okuyamaz, dünyadan bilgisi olmaz, ahiretten de bilgisi olmaz, sanat sahibi değildir, iş sahibi değildir, milletin başına felaket olur. Felaket olur. O köprü altında yatanlar, çocuk şehirlerinde yatanlar, bir sürü insan var memleketi ki sayısını, devlet bilir hesaplarını. Bunlar hep hamisiz insan, bunların mesulü hepimiz. Niçin o çocuk köprünün altında yatıyor? Niçin onun yakasından tutup, evladım sen kimsin, nereden geldin? Hani annen, hani babam? Yok. Seni kimse himaye etmez mi? Yok. Sen onun himayeyi niye yerden misin? Ben yapabilir miyim hepsini? Yapamayız tabii hepsini. Ya toplanacağız, cemiyet kuracağız, beşer kuruş, onar kuruş oraya vereceğiz. Orada toplanan paralarla memleketteki zuafaları toplayacağız, okutacağız, ok yetiştireceğiz, memlekete faydalı insan olacaklar. Ama hırslar gözlerimizi kapıyor, kulaklarımızı da tıkıyor, artık kendi menfaatimizden başka bir şey düşünemiyoruz. Yetin, ölür, ölür, bana ne? Diyor, ölse kolay ama ölmezse, başa bela olursa ne olacak? Senin evini tutayacak. Bir gün de cebinden alacak, her şeyi yapacak işte, zarar vermek eder. Sebebi, biz onlara acımadığımızın sebebi, bak gene Peygamber'in evine söylüyor. İrhamil yetim, kimsesizleri himayet diyor. Kimsesizleri himayet, onları sev, okşa, yediğinden de yedir, içeceğinden de içir, üstünü de giydir. İşte o zaman kalbin de pamuk gibi olur, bütün dert, hacetlere de erişirsin. Hastalığın gider, kuvvetin, sıhhatin yerinde olur. Çünkü Allah-u Teala buna yaptığın merhametin dolayısıyla sana da birçok böyle iyilikler verir. Sıkıntılardan seni kurtarır. Yani Ebu Derda Hazretleri bunu rivayet ediyor. Allah cümlemizi böyle zuafalara, yetimlere, bikeslere, gariplere, acıyan ve merhamet eden bahtiyarların arasında kabul etsin de onlardan olalım bizden. Şimdi bunların bir kısmı mesela bugün anladık bizim şeyimizden, memleketimizde okuyan çocukların çoğu Anadolu'nun içerisinde kaçmış gelmiştir. Anadolu'dan gelmiş. İstanbul'un zengininin çocuğu gidip de mektepte hoca olmak istemez. Yapmaz. Zorla götürürsen kaçar mektepte okumaz. Ben hele onların şeyleri de var. Ben ölü yıkayacak mı oluyorum diye. Ölü mü yıkayacağım diyor. Onu mu olacağım? Ya gidip de senin önünde namaz mı kıldıracağım sana? Benim şerefim var. Ben öyle şey yapamam diyor. Büyük büyük, büyük en büyük bir hataya düşüyor. İmamlıktan daha büyük şeref yok da peygamberin makamı olsun. Sen o makamı beğenmiyorsun ha? Paraların peşinde. Paraların peşinde ya sövgülerin peşinde bunu hor görüyorsun. Allah öyle insana salah verir mi, felah verir mi acaba? En büyük nimet, ilim nimetidir. Sen çocuğunu oraya verip okutmak istemiyorsun. Benimki tıbbiyede okusun, mühendislik mektebinde okusun, işte şu fakültede okusun, bu fakültede okusun da yüksek mevkiyi bir adıma olsun. Ama dinini bilmeyecek ilk bana ne? Onun için sen yetime sahip olmak istiyorsan, İşte bu Kur'an kursları dediğimiz mekteplerde yetişen çocuklar ki hepsi zuafadır yani. Hiçbir tane çıkmaz içerisindeki zengin bir adamın çocuğu orada gelsin de okusun. Hep nerede fukara, zuafa çocuklar var? Onlar gelir okurlar dinlerine. Cenab-ı Hak bir aşk vermiştir. O aşkın bile orada aç tutsuz. Hele bu şart taraflarında. Sen buradan duyduklarımızda öyle çocuklar vardır ki bu okudukları yerlerde yani sıhhata mugayir yerlerdir. Fakat bu işlerindeki aşk dolayısıyla bu sıkıntılara tahammül ederler. Yıkanacak yerleri yoktur. Karın altında gider yıkanır çocuk. Yok. Fakat şimdi aşkı da var. Su da ekti zaten. Yok, ne yaptın? Karın altında gidip yıkandıklarını hocalarından dinledik. Yediği de bir çorbadan ibaret. Bu evin, bu çocukları okutan adamın onlara verdiği şey bir çorbadan ibaret. Sabahleyin bir çorba, akşamüstü bir çorba. Ona kanaat ederekten burada okur, güzel ilim sahibi olarak yetişirler yani. Ama bunu vakitli insanların çocukları buna tahammül edemez. Bunu yapamazlar yani. Onun için burada gelmiş okumak isteyen çocuklara elini aç. Elini aç, keseni aç, onlara yardım şeysini uzat ki Allah sana hem dünyalık verir, bir de o veriyor en aşağı. Oraya verdiklerin yerine çok kazançlar temin eder. Onları muhafaza et. Çünkü onlar yetimdir. Anasını bırakmış, babasını bırakmış, gelmiş burada okuyor işte. Daha ne istiyorsun bunda? İyi ne var? Senin çocuğun okuyor mu? Verdin mi hiç böyle bir mektebe çocuğunu? Veremezsin ki. Çünkü işin kalacak.
İrham el-yetim وَمْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكْ Hem de yediğinden yedir diyor. اَتُعِبُّونَ اَيُّهَا النَّاسِ اَنْ تَجْتَيْرُوا فِي الدُّعَى İster misiniz sizin dualarınızın kabul olmasını? İster misiniz büyük dualar yapıp da kabul olmasını? Çok değil. Evet. قُولُوا değiliz. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetke. Zannediyorum bunu Muaz radıyallahu anh öğretmiştir. Cenab-ı Peygamber Ebu Hureyre Hazretleri de naklediyor. Geçenki derste neydi? Allahümme inni es'elike tacile afiyetike ve sabran ala beliyyetike ve kurucen mined dünya ila rahmetike. Güzel dua. Ezberlemek lazım. Bugünkü duasında Cenab-ı Peygamber diyor ki kulu değiniz. Allahümme, ey benim Allah, e'inna, bize yardım eyle, ala şükrike, verdiği nimetlere şükredebilecek kuvvetle iktidarda bize yardım eyle. Çünkü biz kendi başımıza sana şükredemeyiz. Sen bize yardımcı ol ki, kalbimize bu duaları sun ki, biz sana şükredebilelim. Daha ve zikrike, hem sana şükrü bizim içimize sun, hem de zikrini sun. Biz seni daima hatırlayalım, daima hatırımızdan çıkarmayalım seni. Daima senin zikrinle meşgul olalım. Bu insanlar zikirden çok korkarlar. İşte filan kez çokça zikretmiş de deli olmuş derler. Vallahi yalan. Billahi. Allah'ı zikreden deli olmaz, veli olur. Allah'ı zikreden deli olmaz, mutlaka veli olur. O deli olmuş ya. Bu deli olmuş onun maksadı başkadır. Allah maksat istemez başka. Allah'ın rızasından başka maksat istedin mi? Bozulur işler hemen. Sırf Allah için. Burada bak kendi söylüyor efendim. Zikrine bana yardım et. Sen bana yardım et ki ben sana zikredebileyim ya Rabbi. O kalbine ne verir? İlhamlar verir. Feyizler verir. Değirmene su gelmeyince değirmen döner mi? Dönmez. İşte Allah'ın yardımı bu değirmene suyu yollamak. Değirmene su geldi miydi? Çak kendiliğinden döner. Çak kendiliğinden döner. Çünkü su akıyor üzerinden. Dönüme girinden gelmez. Binaenaleyh Allah yardım etti miydi? Kul Allah'a zikretmişsin. Olmaz. Mutlaka Allah'a zikretmişsin. Canım bu Allah-u Teala'yı işte Allah dedi kafi. Ne çok birçok diyeceğiz? Aziz kardeş, çok demekte birçok faydalar var. Birisi, insan sevdiğini çok zikreder. Filanı seviyorum, mütemadiyen ondan bahseder. Şöyle iyidir, böyle iyidir, hep onu metheder. Neden? Seviyor onu. Sevdiğinden dolayı, methini dilinden bırakamaz. Onu sevdiğine nedir o? Alamettir. Onu sevdiğine. Allah'ı seven de Allah'ı dilinden bırakamaz. Daima ondan bahseder. Nasıl bahsetmeyecektin? Bütün nimetleri veren odur. Şu beden bizim malımız mıdır? Bizim bu bedende bir dahlimiz var mı? Gözümüz şurada olsun, kulağımız da burada olsun diye bir şey diyebildik mi? Bu intizamı Cenab-ı Hak anamızın karnındayken bize mükemmel surette vermiş tam bir doğruluk ve dürüstlükle. Kolumuzun birisi çarpık, ayağımızın birisi yamuk, gözümüzün birisi bilmem ne olsaydı kim ne yapardı? Ama hepsi ne kadar muntazam vermiş, ne kadar güzel vermiş, bir de üstüne bir de akıl vermiş. Üstünün o akılda. Şimdi bu kadar nimet ki. Birisi dese ki şu aklını bana ver de bu dünyayı sana vereceğim hadi. Dünyayı vereceğim hepsi. Altından, gümüşünden bu dünya senin olsun. Şu aklını bana ver. Veren olur mu? Şu akıl olmaktan sonra bir şey olmaz ki. Kimse vermez. Dünyayı bırak deli olmaz. Git. Binaenaleyh akıl dünyaya bedel ahirete de bedel. Bu nimeti Allah bize vermiş. Daha ne istiyorsun sen? Daha ne istiyorsun? Bu nimeti vereni anacaksın. Allah dedi. Allah dedi ki inşirah hasıl. İnşirah, genişlik olur. Çünkü varlığın sahibi, kainatın sahibi, bütün mevcudatın sahibi, bu vücudu da bize veren o yine. Öyleyse biz onu almak mecburiyetindeyiz. Verdiği nimetlerden dolayı, ya Rabbi sana çok şükür demek. Ve bu şükrümüzü ifade ettin, huzuruna gelip Allahu Ekber diye divanına durmak. Şükür bu. Ramazan geldi, şükür, orucu tutabilmek. Orucu tutamadan şükür olmaz, namazı kılamadan şükür olmaz. Asıl şükür, namazı kılıp, orucu tutup, amir-i ilahi itaat. Böyle olunca şurada iki tane. Allahümme e'inna ala edai şükrike ve zikrike. Ya Rabbi senin şükrün ve zikrin üzerine bana yardım eyle. Allah'tan yardım istiyoruz. Her şeyi ondan istiyoruz ya. Yardım edecek ne olur? Bütün kuvvet ve kudretindir. Ve husni ibadetike. Ve bir de sana güzel ibadet edebilmek üzere bize yardım eyle. Evet namaz kılmak kolay yetersen kalkarsın ama. Bak husni diyor. Güzel ibadet. Güzel ibadet olunca bu yatıp kalkarken kendini Allah'a bağlayarak yatıp kalkmak başka bir de öyle alettağın yatıp kalkmak olmuş. Binaenaleyh kendini Allah'a bağlayarak yüzü kıbleye çevirmek kolay. Döneriz.
Bu kabiliyetimiz var. Fakat gönlü Allah'a çevirmek yönüne. Gönlü Allah'a çevirmek, Allah'ın Teala'nın zikriyle çok meşgul olmaya bağlıdır. Allah'ın zikriyle meşgul olanlar, Allah'ın divanına durduğu vakitte, Allah'la meşgul olana tanıdılar. Binaenaleyh insan ne kadar Allah derse, bu Allah içeriye siner. Sindikten sonra bakarsın bütün masiva denilen şey ortadan kalkar, yalnız Allah. Onun için Mansur, Hallacı Mansur, enel hak dedi. Niçin? Allah diye diye Allah'ın huzurunda olarak her şeyi unuttu. Her şey ortadan gözünden kayboldu. Allah var. Allah cümlemizi affetsin de kendisine tam bağlılıkla bağlanan sevgili bahtiyar kullarının zümresine ilan kılırsın. Yurda Cenab-ı Peygamberimize öğretti. Allahümme e'inna. Beraber kıl. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetike. Şimdi gerek orucun kendisi, gerek namazın kendisi, gerek hac vazifelerimiz, gerek zekat vazifelerimiz yaparken bunlardaki güzelliği ancak Allah-u Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu feyzidir. Onun için Cenab-ı Hak iltica edeceğiz ki bu feyzi bize ihsan etsin de biz de güzel güzel ibadet edelim, şükürler yapalım, fikirler yapalım. Bunu birçok defalar tekrar etmişsem de tekrar da çok fayda var. Şimdi bize birisi, sana ayda 10.000 lira efendi. Ayda 10.000 lira aşağı bir. Şu araba da senin, şoförü de senin emrinde. Ayda 10.000 lira sana bu benim katip getirip verecek. Biz bu adama karşı ne kadar teşekkür ederiz? 10.000 lira aylık araba ayağımızda. Oh bir de ev başlamış bize. Gayet güzel, bağlı bahçalı. Ağaçlı mağaçlı, apartman dairesi değil. Bahçalı bir ev, köşk. Ne kadar severiz o adamı? Ne kadar hürmet, saygı gösteririz o adama? Fakat bu adamın bize yaptığı bu ikram bizim bir gözümüzün bebeğine değer mi? Bir bebeğine değer mi yani? Allah-u Teala'nın bize bahşettiği şey olduğu şu göz bebeği, şu his, şu kulak, şu kafa, dünyalara değer ya. Bu kadar nimeti, bu adama teşekkür etmesine bir borç biliyoruz da, bu kadar nimeti bize veren Allah-u Celle ve Ala'yı aklımıza getirmiyoruz. Namazda tekasür, oruçta tekasür, zekatta tekasür, hacda tekasür. Allah affetsin kusurlarımızı. Amin. Bunları Cenab-ı Peygamber bize bildirirken yine buyuruyor ki اِتَّخَذُوا اِنْدَ الْفُقَرَاءِ اَيَادِيَ. Dikkat eder misiniz? اِتَّخَذُوا اِنْدَ الْفُقَرَاءِ اَيَادِيَ. اَيَادِي yedin, el yani elin cemil. Fıkaraların yanında el ediniz. Fıkaraların yanında el ediniz. Ne demek yani? Fıkaralara yardım ediniz ki bu fıkaralar da sizin sahibiniz olsun kıyamet gününde. Siz bugün onların elinden tutunuz. Onları himaye ediniz. Muhafaza ediniz. Yardım ediniz. Onları müzayikalardan kurtarınız ki yarın ahirette o fıkaralar sizin için şefaat olsun. Allah göstermesin. Bir devir gelecek ki bu devirde sarısıyla beyazı olmayan yaşayamayacak. Sarısıyla beyazı demek altınıyla gümüşü olmayan insanın yaşayamayacağı bir devir de gelecek. O zaman bu paralara sahip olanlar yaşarlar. Fakat bu paralara sahip olamayan fukara, zuafa bunalır. Bunalır, çok bunalır. Onun için Cenab-ı Peygamber yine bize merhameten diyor ki siz bu fukaralara himaye ediniz. Himaye ediniz. Ellerinden tutunuz. Ki onlar da yarın sizin elinizden tutunuz. Eyadiye, fiinnelühüm, devleten yevvel kıyar. Çünkü sizin onlara himayeniz, yardımınız, kıyamet günü sizin için bir devlet olacaktır. Umuz hayekanınızın esnasında onlar sizin elinizden tutacak. Ya Rab, bu kulum bize çok yardım etti. Affet onu diyecek. Cenab-ı Hak birçok şefaatçı bize merhamet ediyor ki, siz bu fıkaralara himaye ediniz. Himaye ediniz. Ellerinden tutunuz. Ki bunlar da yarın sizin elinizden tutuyor. Eyadiye fiinnelühüm devleten yevmen kıyar. Çünkü sizin onlara himayeniz, yardımınız kıyamet günü sizin için bir devlet olacaktır. Umuz hayekanınızın esnasında onlar sizin elinizden tutacak. Ya Rab bu kulum bize çok yardım etti. Affet onu diyecek.
Cenab-ı Hak birçok şefaatçiler olacak kıyamet günü. Şefaatçilerden birisi de fukara ve zuafalar olacak ki, fukaralara, zuafalara durun şu köprünün başında diyecek Hazreti Allah. Buradan geçerken size yardım edenleri gösterin. Kendisi biliyor ama cilve-i Rabbani, onların da bizim tarafımızdan himaye edilmesi için Cenab-ı Hak böyle bir teşvik yapıyor bize. Allah hepimizi affetsin, ne güzel bir iştir ama. Çünkü zengin, ben zenginim diye çekiliyor köşesine. Zuafa, fukara kendi haliyle kavrulurken kavrulamıyor, yanıyor, yakılıyor. Cenab-ı Peygamber ne güzel teşvik ediyor ki, siz fukaralarınızı bırakmayın ha! Zengin olduk diyerekten köşelere, kenarlara çekilip de zevk-ı sefanızda bunları unutmayın. Ya bugünün ardından yarın var. Bugün bu zevk-ı sefasının elinden gidecek. Ama bugün gider, yarın gider. Hiç kimsenin elinde saltanat kalmamıştır. Herkesin elindeki saltanat bir gün nihayet eder. Hepimizin bildiği şey işte. Söylemeliyiz. Binaenaleyh, yarınki ahiret gününün şefaatçileri olan bu fukaraları da boş bırakmayın. İşte bugün bir sürü kavga gürültüler hep bu fukaraların acılarının, sızılığının neticesinde oluyor. Grav yapıyor. Neden yaptın sen yavrum grav? Neydi? Efendim, bugün eskiden bu kadar parayla geçiriyormuş ama bugün geçirilir mi bu kadar parayla diyor. Bu adama da iş görüyorum. Binaenaleyh bizi doyursun. Hiç olmazsa biz bu kadar para isteriz diyor. Hazreti Fatih o külliyesini yapmış. Buradaki hocalarına da 1000 akçe tahsis etmiş efendim. Sen 1000 akçeyi belki bilmezsin, ben de bilmem 1000 akçeyi. Bir akçeyi bilmiyoruz. Akçe devri o zaman. Para yok. Bir pul. Bir para yani. Bir para 3 akçe ediyor. 3 akça 3 pul ediyor. Bir parayla evinizi dolduruyorsunuz. Bugünkü devir o. Benim, sizin de belki bildiğiniz, çocukluğumuzun devrinde bir ekmek 20 paraydı, 1200 gram. Bir ekmek, 20 para, buğday 20 para, pişmiş ekmek, bu kadar francalı ekmek, 30 para 40 var. 30 para 40. Bugün kaç para bildi artık? Yani bugünle bugünün arasında ne muazzam fark olmuş. Bir de Fatih devrinle bu devri düşün. Aradan 500 sene geçmiş. Ne muazzam fark var demek. Bugün akçeyle geçiliyor. Bu akçenin geçildiği devirde Fatih 1000 tane akçe veriyor. Yani 1000 lira veriyor demektir bugünün parasıyla. Niçin? Kimseye muhtaç olmasınlar, el açmasınlar. Zuafadır, fukaradır, beslensinler diyor. Sen ise bugün için hepimiz öyle. Hiçbir fukaranın elinden tuttuğumuz yok. Azıcık şey varsa bunları da çeşit dilenci de adını da takarız. Ne dilenci herif be? Başımızdan bu sallar da. Niye? Saygısız adam bu. Filan diyelim. Sen de bir sürü acı acı sözler söyleriz Allah'a emanet. اتغلب على امه الشرك üstünde bir hadis var, okumadım. Koyun gütme, koyun besleme hakkında tabii o köylere ait bir iş. Şehirlerde bu imkan yoktur. Onun için atmıştım. Ümmetimin en çok korktuğum şey müşrik şirk etmelerinden korkarım. Ümmetim şirk etmelerinden korkarım. Ve şehvetel hafiyye, gizli şehvetlerinden korkarım. Şehvetin gizlisinden bir de şirk etmelerinden ümmetim üzerine çok korkarım demiş. Demişler ki ya Resulallah etüşrik ümmeti, senin ümmetin şirk eder mi? Müşrik olur mu senin ümmetin hiç? Minbal, yani sen dünyadan gittikten sonra senin ümmetin senin dinini bırakır da şirke döner mi? Asla. Kal, ne'am. Evet, şirke giderler. Ama biliniz ki innehum la ya'budune şemsen. Güneşe ibadet etmezler. Güneş perestler gibi. Vela kadar. Kadar'a da ibadet etmezler. Yıldızlara tapanlar kadar var ya. Vela hacere. Taşlara ibadet edenler, put yapanlara da onlar da yapmazlar. Vela vesene. Putlara da tapmazlar. Taşa tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz, puta tapmaz. Velakin yura'unen nâse bi'amalihim. Lakin insanlara mürailikle işler. Mürailik. Yani hepimizin bildiği bir mürailik var ya, göstericilik. Bu göstericilikle amelleri onların şirkidir. Ve şehvetel hafiyye. Gizli şehvet. Bir büyük hatamız olmuş. Cümcemez almış. Tutmadık onu. Bilmedik. Mısır Radyosu ve Mısır müftüsü, bizim müftülükte bir efendi var, radyodan teybe almış şeysini, konuşmasını. Müftü efendi
Demiş bir memlekette ki, bir memlekette ki ay görülmüştür, oruç tutulacaktır. Bu bütün Müslüman memleketlerine şan. Bütün Müslüman memleketlerin aynı günde oruç tutmaları lazım. Fakat şimdi bunu tatbik eden kimse kalmamıştı. Radyolarımız dinleyemeyiz, bulamayız, duyamayız. Gözcülerimiz artık, gözleyenlerimiz yok. Hepsi biz işte takvimlerin esiriyiz. Halbuki takvimlerle, müneccimlerle amel olmak caiz değil. Bir sene evvel yapıyor bu hesabı. Bir hesaptır ama ayın doğuşu ile batışı arasında çok farklar orada gelmektedir her zaman işte. İnanın bunları gözlemek borcumuz iken bu borcu hiç kimse yapmıyor. Kulelerimizden gözükür, minarelerimizden gözükür, efendim deniz sahillerindeki evlerden pek güzel görünür. Fakat kimse bunlara dikkat edip de görmeye çalışıyor. Takım ne dediyse o diyor. Ama bak burası görmüş ve ilan etmiş, orucu da tutmuşlar. Bütün Müslümanlara da borcumuzdur. Binaenaleyh Ramazan'dan sonra bir gün tutmak borcumuz olur. Bu bir hatamızdır tabi. Allah kusurumuzu affetsin. Şimdi şehvet-i kafiyye. Akşamdan insan oruca niyet eder. Sabahleyin de ya buyurun bize bir kahvaltı yapalım der. Birisi. Ben oruçluyum diyemez. Yahut o adam biraz daha zorlar. Gider orada yemeyiz. Akşamdan ama farz oruç için değil. Farz oruç bozulmaz tabiatı. Nafile oruçların bozulmasına cevaz var ise de. Nafile oruçların bozulmasına cevaz var ise de. Hatta bir rivayette dostunu sevindirmek için orucunu yerse o oruç 200 mi 2000 mi oruç sevabı alır tuttuğu zamanda. Kaza ettiği vakitte. Çünkü kaza vacip oluyor. Nafileyken nafile sevabıydı. Vacip ise ne, o demek vacip oluyor çünkü. Bozduğun orucu ödemek vacip oluyor. Vacibin sevabisi tabii nafilin sevabıyla ölçülmez. Onun için şimdi şehvetli hafiyye böyle birisi sana dedi ki gel sabah kahvaltıyı biz de yapalım ya öğlen yemeğini biz de yiyelim dedi. Ben de oruçluyum diyemedim gittik yedik işte bu şehvet-i hafiyyedir diyor. Ona söyler ben bugün oruçluyum kardeşim. Oruçluyum desen bu sefer de nas arasında insanın şeysi artar, kıymeti artar, bir riyakarlık olur derken bunu saklarsın. Allah kusurumuzu affetsin. En yüz ve ahadüm saimen fete'arıduhu şehvete min şehvati feyetikü savme. Yine buyuruyor. Ettehavvefü ala ümmeti sneteyn. Ümmetim üzerine iki şeyden daha korkar. İki şey. Yettebiûnel eryaf. Eryaf bizim yazdıklar diyeceğimiz belki bu şey daha şimdi. Yettebiûnel eryaf. Köy ve kasabalar, köylerde yeşillik, bahçalık, meyvalık yerlere dağılmak. Şehirlerde bunalıyor insanlar. Bu bunaltı dolayısıyla işte güzel yerler arıyor, oralara gidiyor. Yettediyonel eryaf, böyle köylere giderler. Bahçesi güzel, meyveleri güzel, suları güzel. Ha, buraya dağılırlar. Ve şehvat ve şehvetlerine de tabi olurlar. Tabii köylerde, her köyde cami yoktur. Her köyde imam yoktur. Her köyde nasihat edici yoktur. Varsa da köy bir yerdedir, senin bulunduğun bahçe bir yerdedir. Buradan kalkıp da camiye gitmek her zaman mümkün olmaz. Binaenaleyh ve yedrükûne salâh. Namazı terk ederler. Camiye gidemezler. Bu bahçelerin içerisindeki nefse hoş gelen haller, onu camiye gitmeye de mani olur, namazını da terk etse olur. Vel Kur'an, Kur'an'ı da taallime mani olur. Bu zevk-i sefa. Buralara gidiş zevk-i sefanın bir alameti. Bu zevk-i sefa senin Kur'an öğrenmene de mani olur, çocuğuna da öğretmene mani olur. Yani bunlardan çok korkarım demiş. O zaman sen okuyamazsan yetealemühül münafıkun. Bu sefer münafıklar öğrenirler. Münafıklar öğrenirler. Yücadilûne bihi ehlel ilmi. Ehli ilimle mücadele ederler. Yine buyuruyor ki etedrûne mel gıybe. Gıybeti biliyor musunuz siz? Bu en büyük bir aziz kardeş. Bundan kurtulmak bunun çaresini bulmak çok da zor diyeceğim yani. Cemiyetin içerisine giren insanların bu kıymetten kurtulmaları nadirattan bir şeydir. Allah muhafaza. Çok sağlam bir insan olacak ki bu kıymetlere müdahale edebilsin, kendisini koruyabilsin. Çünkü sen kıymete karışmasan da dinlemen kafi. Sen kıymete karışmıyorsun. Fakat dinliyorsun, susturamıyorsun onları. Buradaki günah sana da ait. Binaenaleyh bunu biliyor musun? Zikrüke ehak bima yekbe. Arkadaşının, kardeşinin hoşuna gitmeyen şeyleri zikrediyorlar orada. Filan şöyledir, filan böyledir diyerek. Halbuki, şimdi Fatih'in oradan geçiyordu da,
duvara yazmışlar, Müslümanlar kardeştirler diyerek. Herkes biliyor ya, ama koca bir yazıyla da yazmış farklı duvarda. Müslümanlar kardeş, kardeş, kardeşin etini yer mi? Kardeş, kardeşinin etini yer mi? Anlayacak şey. Kıymet demek kardeşinin, ölmüş de onun eti yiyorsun demektir. Ölü kardeşin etini yemeye benzetiyor Hazreti Allah'ın Celle ve Ala kıymeti. Binaenaleyh sen Müslüman kardeşinin arkasından dedikodu olaraktan şöyle yapmış, böyle yapmış, şöyledir, böyledir diye zemmetmek. İnsan da bir acayip hoşuna gidiyor bir adam. Onun aleyhinde konuşmayı adeta kulah sayıyor. Fayda sayıyor. Adamın aleyhinde ağzına geleni söylüyor. Yarısı yalan, yarısı yanlış. Demişler ki, اَفَرَاَيْتَ اِنْكَانَ فِي اَخِي Ya Resulallah, bu bizim söylediklerimiz zaten o adamda var. O adam öyle adam. قَالِ اِنْكَانَ فِي مَا تَكُلْ فَقَدِبْتَهْ Doğru söylüyorsun. Eğer o senin dediklerini o adamda varsa, işte devlet şimdi oldu işte. Eğer yoksa o yalan zaten, müftan. İftira alıyor o zaman. Yoksa iftira alıyor. Hakikaten varsa asıl kıymet duyar. Binaenaleyh Müslüman, Müslümanın ayıbını örtmekle mükellef. Müslüman ayıbını örtmekle ve ona yardım etmekle mükellef. Sen ne yardım ediyorsun, ne ayıbını örtüyorsun, daha açıyorsun ayıpları meydana. Allah, bu zaman çok tehlikeli bir zaman. Bu artık çığırından çıkıyor. Nasihat dersin kabul etmez, söylersin kabul etmez. Bu ancak kafasında neler beslediyse onları yermek için kendisini seferber etmiş. Şimdi, dün bir günah kitabı okuyoruz. Günah kitabının 30. müydü neydi? Veddiyâsetü diyor. Günah kitabında 30. günah-ı kebair. Diyâset. Diyâset nedir? Deyusluk tabiri bizim eski bildiğimiz tabirde. Bugün de diller arasında konuştuğumuz tabir. Deyusluk. Nedir? İnsan gerek ailesini ve gerek kendi akraba-ı talikaten kardeşlerini, teyzesini, halasını bunların himayesini, bunları diğer erkeklerin tasallutundan korumak, muhafaza etmek üzere koruması. Recül-ü fasık ile diyor. Recül-ü fasık ile mahreminden birisini böyle gelir de ses çıkarmazsa o deyüstür diyor. Recül-ü fasık ile karısını veya kardeşini görüyor ve ses çıkarmıyor. Bu deyüstüğün iktizasıdır demiş. Bugün ne olur bizim halimiz? Ne olur halimiz yani? Nedir halimiz? İşte yazarlardan birisi yazıyor. Bu devirde diyor kadınların güzelliklerini teşhir etmek, onları dünyaya güzel, ne güzel kızlarımız, karılarımız var diye göstermek bizim vazifemizdir diyor. Bu ne illat yani bu? Ne acı şey. Allah affetsin kızlarımız. Buna karşı da hepimiz sükut ediyoruz, hepimiz de aynı günah altına giriyoruz. Hepimiz de aynı günah altına giriyoruz. Çünkü bu fenalıkta sükut İslam'ın şiarı değildir. İslam, İslam'a taarruzda aslan kesilir. Bu da oradan doğru İslam'a taarruz. Bir tanecik daha okuyayım. اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلْ النَّاسَ الْجَنَّةِ Biliyor musunuz insanların çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bil. تَقْوَ اللّٰهِ وَهُسْنُ الْخُلْقِ İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak, kıymet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki, o karşımdakine değil, sen niçin düzeltmiyorsun? Ve onun için teşhir ediyorum. Hepimizde var çeşit kusurlar. Binaenaleyh, güzel ahlak böyle olduğu gibi, bir de takva alması lazım. Çok okursun, çok bilirsin. Yeri de bilirsin, göğü de bilirsin. Ay'a da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmakla hiçbirisi fayda etmez vesselam. Onun için Akif demiş ama Akif kıvrı cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimüşşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimüşşan'dan aldığı ilhamı bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin kavf-ı yecdan, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir. Hayır, bundan da aldı. Vehimi hayvanı. Hayat artık hayvani bir hayat olur. Hayır diyor, hayvani hayat değil, bundan da aşağı. Bel adal. Kur'an-ı Kıbrıs'ta. Bel adal. Yani ondan, hayvandan da aşağı. Kel en'am, bel hüm edal. Hayvan gibi. Yok, hayvandan da aşağı. Çünkü hayvandan çok istifadeler ediliyor. Eti yenir, suyu içilir, sütü içilir.
yününden şunlar olur, her şeyler olur ama insandan ne olur ya? Şerrinden madem bir şey olmaz, Allah korkusu olmadı mıydı? Onun için Cenab-ı Hakk'a iki tane tavsiye edin. Allah korkusu bir de güzel ahlak. Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Bak dün derste yine geçti. Şimdi Ramazan elhamdülillah. Burası da Müslüman memleketi. Bir Müslüman memleketinde bir Müslüman insan alenen sigarasını içerek, suyunu içerek, ekmeğini yiyerek gezerse bunun Müslüman dinini tahkir ettiğinin alameti olarak da katli vardır diyor. Tahkir ediyorsun Müslümanlığı. Burası Müslüman memleketi. Düne kadar Hristiyanlar bile bu memlekette Ramazan ayında Müslümana hürmeten yiyeklerini saklayırlar. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yaşlılar hep çünkü. Hristiyanlıktayken Müslümanın Ramazan'ında çocuklara da tembih eder sakın ha. Bu ay Ramazan girdi. Çocuklar arsızlık yanlışlıkla sokaklarda şunu bunu yiyemeyiniz. Kendileri de yemezlerdi. Ama bugün bak kendi evladımız ne hale gelmiş. Bunun cezasını nasıl ödeyeceğiz bizim Allah kusurlarımız da. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada Re'sül hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsekhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsekhar kılmıştır. Bunun yeri de bize müsekhar, göğü de bize müsekhar. Emrimiz amaledir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetke. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var, şehvetim var, şeytan var, bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim, ne güzel ibadet edebilirim, ne de zikir edebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Muaz'ı bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı semadanesine vasıl eylesin inşallah. Şimdi altında etedrûne bu iki şey cennete sokacak. Yine buyuruyor ki etedrûne mâ ekser mâ yedhûn nâzun nâr. Adamı cehenneme sokan şeyleri de biliyor musunuz? Cennete gidenleri söyledim. Takva hüsnü hakkında cennete gidersin. Bir de cehennem var. Cehenneme gidenlerden için giderler bilir misiniz? El ecvefan. İki boşluktan giderler. Ecvef boş. Ecvefan iki boş. İki boşluğu, iki boşluğuna hakim olamayan, iki boşluğuna hakim olmayanın yeri cehennem. Boşluklardan birisi ağızdır. Burada haram lokma da gider. Kötü sözler de çıkar. Bu kötü sözlerin çıkmasına, gıybet gibi şeylerin çıkmasına, fena hareketlerin çıkmasına burası sebep olur. Buna hakim olan cennetliktir. Hakim olamayan cehennem. Yani bulduğunu yiyor. Halal haram demiyor. Yukarıda yarın gelecek derse siz dünyayı o kadar meyletmeyin. Dünyanın bir türlü hali var. Zenginliğe alışırsınız. Rahatlığa alışırsınız. Sonra bir gün gelir de elinizden bu rahatlık gider. Bu zenginlik gider de o zaman bu rahatı bulmak için haramlara irtikap edersiniz. Nereden olursa olsun aman rahatlık elimizden gitmesin dersin. İşte en büyük felaket buradan da olur. Binaenaleyh şimdi o iki ecveften birisi elfen. Ağız diyor. Buradan boğaza gitmiş. İşte boğaz işte. Boğazlarda ne felaketler geldi malum. İkincisi de el farç. Hikmet yeri. Bu iki, birisi ağır, birisi iki bacağındadır. Bu iki yere sahip olamayan insanların yeri cehennem. Bunlar da insanlardaki nefis dediğimiz bütün fenalıkların kaynağı olan. Zapt edemezsin. At azgın oldu muydu? Adamı sürüklerler zapt edemezsin. Şehvet azıttı mıydı? Eli akından gelinmez. Hayvanların görmüyor musunuz? Mevsimleri gelince birbirlerini nasıl boğazlıyorlar? Şehvetlerini kedilerin olsun, köpeklerin olsun. Birbirlerini nasıl boğazlaşıyorlar? Bu şehvetlerini izah edebilmek için insan bunlardan aşağı değil. İnsanda da bu şehvet olduğu vakitte halam, haram, halal ortadan kalkar. Bu ancak şehvetini nasıl tatmin edecek? Ona bakar. Günahmış, münahmış bu bir kullarından girer, öteki kullarından çıkar. Onun için Allah korkusu olmadı mıydı? Bu ağızlar, bu o edep yeri felaket olur insanlar. Cehenneme girmesine sebep olur. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı zamadaniyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyursun ve bizi kendisine layık olduğu şekilde ibadet edebilecek kabiliyeti ihsan buyursun, tevfikin refik buyursun, doğru yolda daim eylesin inşallah. Onun için buyuruyor ki, etedzi ma temamün nimah. Nimetin tamamı nedir bilir misiniz? Nimetin tamamı işte paralar var. Her şey var yani. Bu nimetin tamamı olmaz. Nimetin tamamı nedir?
Duhulul cennet ve necat minallah. Cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Nimetin tamamı bu. Evim var, markum var, param var, her şeyim var yani. Çok müreffersin. Fakat nimet tamam değil. Çünkü ölürken nasıl öleceksin? Yarın ahiretki yerin ne olacak? Meçhul. Binaenle ahiretki yerin cennet olduğu ve cehennemden kurtulduğun gün tam bir nimete mazhar olursun. Allah cümlemizi bu nimete mazhar olan kulların arasına kabul etsin inşallah. Bu Ramazanlarımızda güzel güzel tutabilerekten orucumuzu tamamlamak nasip etsin. Daha birçok Ramazanları da sağlık afiyetlerle giriştirsin. Ve bazı, hiç olmazsa bazı senelerde de Ramazan-ı Şerifleri Mekke-i Mükerreme de tutabilmek de nasip etsin. Şimdi bak, geçen bizim delil geldi. Biz bu sefer giderken arabayla gittik ya, arabayla giderken 9 gün sürdü yolculuğumuz. Dedi ki bize delil, yahu çok cahillik yaptınız. 9 gün dedi, yollarda geçirdiğinizde, vaktinizde, Mekke'ye gelseydiniz de her gün 9 vakit namaz kılsaydınız, şu kadar sevap olurdunuz dedi. Bir namaza 100 bin sevap var. Buradaki gibi 10 değil, 100 bin sevap var. Ben bir kitap okuyordum. İmam-ı Gazali kitabıyla, bir de Hazir-ül Esrar diye bir kitap var. Bu kitabı okuyorduk bu sırada. Dedim ki, Delil Bey, bak dedim ne diyor burada? Gece kalkar da bir insan, gece kalkar da, 2 rekat gece namazı kılarsa 100 bin rekat kılmışçasına sevap var. Ne dedin? Ay nerede gördün dedi. İşte bak kitapta dedi. Sen bizi Mekke'ye çağırıyorsun ama bak biz burada bu da Allah'ın cenneti. Memleketimizde de böyle gece kalktık da 2 rekat namaz kıldık mıydı? Teheccüd namazı. Bak geçen doktorlarımız da dedi. Gece kafalarımızı ölçmüşler. 3 saat güzel uyku uyuyormuş kafa. 3 saatin geçince hani kalk çarpıntısı oluyor ya, bunu da ölçüyorlar. Bu kalp çarpıntısı bozuk filmlere çıkarıyor. Binaenaleyh kafada 3 saatten sonra uykusunda bozuluyor. İşte o 3 saat sonra, 2 saat, 3 saat sonra kalkar da bir abdest alır. 2 rekat, 3-4 rekat bir namaz kılarsın ki sünnet-i seniyyedir. Peygamberin sünnetidir. Hatta kılmayanlar günah işlemiş olurlar tabiri de var. Niçin? İşte bak, o bir abdest alıp dinlenmeden sonra ikinci yatış yine rahat bir uykuya sebep oluyor. Halbuki şimdi biz sağlığa dönüyoruz, sola dönüyoruz, rahat edemiyoruz. Canım, elbet edemeyeceksin çünkü kafa yoruldu artık, uyuya uyuya. Şimdi o bir abdest, bir namaz istiyor. O abdest namazı kıldın mıydı, yattın mıydı yine rahat uyursun. Bunu doktorlar burada dinledi. Bu tercihinde bu kadar havaydı var. Hem de sünnet seni izlermiş oluyoruz. Sonra, şimdi burada elçip yalvaracağız Cenab-ı Hakk'a ama bu gecenin sessiz, sedasız. Hadi bizim memlekette gürültüler oluyor ama arabaların gürültüleri falan. Dış memleketlerde mesela arabaların olmadığı yerlerde ses seda yok. İncin yok. Ya Rab, ben senin divanına geldim. Beni affet. Ben kusurlar ettim. Beni affet. Nimetlerin bana pek yok. Ama ben kadrini bilemedim. Beni bağışla Ya Rab. Diyerekten böyle içten gelen bir yalvarmalarla kılacağım bir namazın faziletine acaba erişmek mümkün mü olur? Allah. Hele bu Ramazan-ı Şerif'te imsake kalktığımız vakti gireyim. Biraz erken kalkar, bir abdest alır, bir namaz kılarız. Ondan sonra soframıza otururuz, karnımızı doyururuz. Elhamdülillah. Yarınki Ramazan orucumu da eda etmeyi niyet ettim Ya Rabbi diye. Niyetimizi de ederiz. Ama akşamdan da etsek bu da olur. Çünkü akşam iftar ediyoruz. İftar ederken yarınki Ramazan orucumu da tutmaya niyet ettim deyince yarınki, çünkü o, niyetsiz oruç olmaz. Gece kalkar, yürüyüz, unuturuz da niyet etmeyiz. Aklımıza duyar ki gelmez. Binaenaleyh iftar zamanında yaparsak daha makul. Sonra yiyeceğiz ya, bu yemeler zarar etmez. İmsake kadar çünkü Cenab-ı Hak şey vermiş, mühlet vermiş bize. Bu zamana kadar yürüyüz, içeriz. Vaktinden evvel de niyet etmiş olduk. Bu da zarar etmez, daha iftardır. Allah oruçlarımızı da bozmamak şartıyla güzel. Çünkü bir orucu bozmak, 61 gün peşi peşine hiç arası açılmadan oruç tutmak suretiyle cezalandırır insan. Zordur. 55 gün oruç tutarsın, 56 gün bir gün hasta olursun, tutamazsın, bu 55 günlük oruç gider gün diye sayılmaz. 60 gün peşi peşine bir de tutamadığın gün için 61 gün peşi peşine oruç tutacaksın. Araya fasıla vermemek şartıyla. Bu da zor iş. Onun için orucu bozmamaya dikkat edin. Gençlik vakitlerinde, cahillik vakitlerinde insanlar bazen adam ne olacakmış?